Sevgili dostlar, yeni bir Bedüzzaman'da Mektup Var programında sizlerle birlikteyiz. Sevgili arkadaşım Ahmet Özkılıç'la birlikte her hafta, her Bedüzzaman'da Mektup Var programında olduğu gibi bu hafta yine Barla Kastamonu, iki cilt olarak Emirdağ Laikası ve Şualara Yayılmış Haldeki Bini Aşkın Mektup içerisinden belirlediğimiz, bizim derdimize, ihtiyacımıza karşılık gelen bir mektubu okuyacağız. Bakalım bu mektup sizler için de ne mana ifade eder? Siz de bunun takdiri de sizde kalmış. Bizim için önemli dersler içerdiğini düşünüyoruz. Her mektup olduğu gibi bu mektupta da paylaşalım. Beraberce müzakeresini yapalım. Kararını siz verirsiniz programın sonunda. Bugün Kastamonu Laikası'ndan bir mektup. Kastamonu Laikası'nın en başından bir mektup. Hemen üçüncüsü. Onu konuşalım dedik sevgili dostlar. Uzunca bir mektup. Daha önce Bedüzzaman'dan Mektup Var programının aklımda kaldığı kadarıyla, doğru mu abiciğim? Radyo programı şeklinde yapıldığı dönemde bu mektubun ikinci kısmını okuduğumuzu tahmin ediyorum. Biz bu defa birinci kısmı üzerinde odaklanacağız ki ben hususi bir not da söylemiş olayım. Dönem dönem, özellikle böyle bir kabz hali kendi dünyamda yaşadığım zamanda sıklıkla başvurduğum, okuduğum bir mektup ve böyle bir hal yaşayan dostlarımız bir inşirah ümidiyle bize de hallerini arz ettiklerinde onlara da okuduğum veya okumalarını tavsiye ettiğim bir mektup. Yani benim açımdan Bedüzzaman'ın layıkaları içerisinde belki en çok okuduğum, en çok başvurduğum ve şifa bulduğum mektuplardan biri. Ben şahsen kendi namıma en baştan bunu da ifade etmiş olayım. Bir noktada Ahmetciğim, program başında gene söylemiş olayım. Yani bize kim okuyacak, sen mi okuyacaksın, ben mi okuyacaksın diye biraz da latifeleşiyoruz ama yayın yönetmenimizde de 30 değerli dakikanız var. Fakat kim okuyacak derken bazen 2 dakikanız, 3 dakikanız gidiyor diye. Bunda Şener Bey'in talimatlarını yerine getirmek durumundayız. Bundan sonra bunu da dikkate alacağız. Evet. Nasıl alacağız? Ben diyeceğim ki Ahmetciğim sen oku diyeceğim, sen okuyacaksın. Evet, hakikaten bu mektup Metin abi ifade ettiğiniz gibi benim de dünyamda o zaman zaman insanın bir kısım sıkıntılı hallerinde kısmen ümitsizliğe düştüğü vasatta kıymetli bir ölçü, kabz, bast, havf ve reca. Bu herhalde kıymetli bir denklem olsa gerek. Dolayısıyla Celal Cemal. Celal Cemal. Ne kadar değil mi o cümle? Evet. Bir cümlenin içinde nasıl bir şey? Marifetullah'ın özeti var, hayatın özeti Hayatın özeti var. Muhteşem bir şey. Yine Kastamonu Laikası'ndan söz basın yayın tertibiyle 3 numaralı mektup. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Yani o kavzu ve bastar bir noktada söyleyeyim. Kastamonu'nun en başında olması hasebiyle belki dinleyicilerimiz, izleyicilerimizin de hani dünyasında daha yer etmesi bakımından en baştan bir mektup. Kavzu bast meselesi niye var? Mektupta hani onu da konuşmak lazım. Evet. Mektup değil mi? Isparta'daki talebelerinin bu noktada bir şikayetleri, kendileriyle ilgili ıstırapları var. Evet. Niye? Çünkü ayrı düşmüşler. Bence buyur abi. 36'da malum hapisten çıktıktan sonra yaklaşık 39-40 seneleri ne kadar? 3 sene böyle bir dönem var ki o dönemde Üstad Bediüzzaman bir kısım hakaikı kaleme alamamış. Evet. Hatta mektupta açıkça da ifade ediyor. Geldi gitti birçok mana ama yanımda bir katip bulunamadığından onları kaleme alamadık diye. Dolayısıyla bu üstad açısından böyle. Talebeler açısından da evet. Daha önce de birebir temas kurabiliyorlardı. Bir iletişim şey var. Çünkü değil mi Kastamonu'da karakolun hemen şey. Değil mi, 4 metre 5 metre karşısında sürekli gözetim altında ve yakında değiller. Barla'ya bir şekilde ulaşabiliyorlardı. Ya kendileri ya mektupları.
Evet, ama burada artık o irtibat ciddi anlamda bir sıkıntıya uğradı. Kastamonu'yla İsparta arası mesafeli. Kalkıp İsparta'dan Kastamonu'ya gelse bu sefer görüşmesi problemli. Zaten, evet. Hemen karakola soracak, dur bakayım kim oluyorsun? Müsaade etmeyecekler. Evet. Evet. Dolayısıyla böyle bir vasat ve zeminde kabz ve bast hali o yaklaşık 3 sene telif döneminin tevakkuf dediği, yani evet, duraklamaya uğradığı bir vasat ve zemin. O dönemde yazılıyor olması hakikaten ayrıca manidar. Evet. Bu her zaman ifade ettiğiniz bir mana. Bu mektupların da yazıldığı zaman dilimi, yaşanan hadisat ve tarihlerle irtibatı ve ilişkisi hakikaten mektuba çok ayrı bir anlam ve mana katıyor. Hadislerdeki sebebi vurut gibi, ayetlerdeki sebebi nüzul gibi çok kıymetli. Dolayısıyla zaman zaman... Yani bu üstad için de öyle, mesela diyelim ki Gazali'dir, İmam Gazali'dir, İmam Rabbani'dir. Misal hani diğer geçmişteki bütün alimlerimiz, mürşitlerimiz onlar için de hangi sözü hangi şartlarda söylemiş, dolayısıyla bizim kendi hayatımızda yaşadığımız şartlar o şartlar içindeki imtihanımıza birebir denk düşüyor o zaman, değil mi? Evet. Söylendiği zaman zemini de anladığımızda, çünkü evet işte o kazbas halleri içerisinde biz de yaşıyoruz. Evet. Yani inişler çıkışlar yaşıyoruz. Sözün söylendiği zemin keşfedildi, hakikatin keşfedildiği zemin fark edildiğinde değil mi, bizim hayatımızın ihtiyaçlarına daha böyle şey. Çok hoş. Çabuk şey. Adapte oluyor, intibak ediyor. Bu vesileyle, bu program vesilesiyle buradan bu hususu bir kez daha duyurmuş olalım. Okuduğumuz mektuplara tahallük eden, farklı, hakikaten açılımları temin edecek bir kısım tarihi seyir içerisinde o mektupların yazılmasına neden olan vesileler, mail adresleri veya bir şekilde ulaşmak suretiyle bizim de istifade edeceğimiz bir zemine kavuşmalı. Çünkü bilen varsa paylaşsın diyoruz. Bilen varsa paylaşsın. Çünkü mevcut bilgilere yeni bilgileri eklemek bizim açımızdan da fevkalade öğretici ve eğitici olacak. Hem programa ayrı bir zenginlik katar. İnşallah. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz, sıddık, fedakar, vefakar kardeşlerim. Sizlerle muhabere edemediğimin sebebi fevkalade bir dikkat ve tazyik ve tecrit altında bulunduğumdur. Zaten durumunu anlattı. Karakol karşısında mıydı Metin abi? Ben yani yakın, Kastamonu'yu yakın bir zaman görebildim. Yani Isparta'yı, Varlı'yı çok defalar Allah nasip etti. Daha öncelerden görmüştüm. Evet. Gençliğimden başlayarak. O da birkaç hafta önce Kastamonu'yu görme imkanım oldu. Daha önce hani vesileler olmuştu, gidememiştim Kastamonu'ya değişik zamanlar. Ki orada bulunan hani böyle yaşlı bazı abilerin anlattığı, belki o günleri görler görmediler. Onlar da herhalde o günleri bizzat yaşayamış, Kastamonu'daki abilerin aktardığı itibariyle mevcuttiler. Şu an o karakol yok. Evet. Üstadın hani ikamete mecbur bırakıldığı evde yani şey yapılmış, yıkılmış zaten galiba. Yeniden öyle yapılmış bir şekilde. Yani şu an yolda dediler mesela karakol. Kol asıl yeri. Yani karakolla üstadın ev arasında 4 metre, 5 metre ya var ya yok dediler. Ve perde yok. Sürekli karakoldan 24 saat gözetiliyor. Evet. Yani 4 metre mesafe ne ki? 5 metre mesela. Müthiş. Yani, dolayısıyla nedir? Tam bu mana. Dikkat, tazyik ve tecrit. Tecrit altında. Halik-i Rahim ve hadsiz şükürler olsun ki. Cist bunun üzerine bir şikayet bekliyoruz biz. Nasıl? Yani... Ya ben çok perişan haldeyim, fevkalade dikkat, tazik, tecrit altındayım, mahvoldum bekliyoruz. Ne geldi cümle? Şükür geldi. Çok hoş. Halik-i Rahim'ime. Halik-i Rahim'ime hadsiz şükürler olsun ki kuvvetli bir sabır ve tahammülü ihsan ederek suikastlarını hakim bıraktı. Evet, ağırlığına göre daha. Evet. Onlar hani böyle tazik eder, değil mi? Evet. Tecrit altında bırakır, baskı uygular ama Allah... Sabır ve tahammül verir. Evet, kuluna değil mi, lütfeder, rahmetiyle ne yapar? Ona karşı evet sabır ve tahammül ihsan eder. Evet. Dolayısıyla da o tazyik ve tecrit ve dikkatle oluşturmak istedikleri planı değil mi, akim bırakır. Akim bırakır. Yani o teslimiyet ve öfke arasındaki üçüncü yol hakikati yine burada gizli o cümlede. Evet, evet. Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ve ikramı. Ne teslim olmak. Ne öfkeye kapılıp fevri hareketle i̇kisinde beraber arzu ettikleri plana. İkisinde de tuzağa düşüyorsun. Evet, ikisinde de tuzağa düşüyorsun. Burada ise sabır ve tahammülle beraber bir ihsana mazhar oluş.
Evet. Aynı zamanda bir kabiliyetin inkişafı var. Evet. Burada müfarakat zamanımın, sizden ayrılık zamanımın her bir ayı bir sene hapsi münferit hükmünde ezici olduğu halde dualarınız berekatıyla inayet-i ilahiye her günümü bir ay kadar mesudane bir ömre çevirdi. Evet. Hakikaten muhteşem bakış açıları. Evet. Burada iki mana var. Bir, fiilen ayrıyız. Evet. Değil mi? Onu ifade ediyor. O açıyla bakarsak evet. her bir ay diyor bir sene değil mi? Hücre hapsi gibi. Evet. Adeta bu kadar eziciyken ama fiili ayrılığımıza karşı kalben beraberiz. Dualarda beraberiz. Ve ben bunu hissediyorum. Evet. Yani bu kadar eziciyken değil mi? Dualarınız berekatıyla ne oldu diyor. Evet. Evet. İnayet ilahi her günü bir ay kadar mesudane bir ömre çevirdi. Müthiş. Onu bir de söylemişti. Yani ehli hakikatin bir numaralı mektupta söylemişti. Evet, ehli hakikatin sohbetine zaman mekan mani olmaz. Manevi radyo hükmünde biri şarkta, biri garpta, biri dünyada, biri berzahta olsa da rabıtayı Kur'aniye ve imaniye onları birbiriyle konuşturur. Bizim birbirimizle konuşmamıza, gönülden dualaşmamıza. Gönülden ırak olmamak. Evet. Gönülden duadan ırak olmamak. Ki benim de çok hoş. O zaman bir teyit midir? Kendimce bir hayat prensibim vardır. Hani mesela bir müminle kalbi bir şey, problem yaşayıp yaşamadığımı. Yani kendimce şöyle ölçüyorum. Evet. Dua edebiliyor muyum? Çok hoş. Yani farklı düşünüyor olabiliriz. Farklı davranıyor olabiliriz. Hani misal böyle şeyler de oluyor. Ama dönüp bakıyorum ben onun için dua edebiliyor muyum? Yani dua edebiliyorsak demek ki biz şey kalbi değil mi? Beraberliği şey koruyoruz. Evet. Asıl mesafede kalpte mesafe oluşması. Çok hoş. Aynı zamanda burada da işte gıyabi duanın makbuliyeti hakikatinin sırrı ve onun bir sünnet olması hakikati de demek ki bu manayı içinde barındırıyor. Evet. Madem gıyabi duaya böyle bir tavsiyesi var. Evet. Yani hem gıyabi hadisle, duanın makbuliyeti hadisle yani hem de gıyabi duanın makbuliyeti cihetiyle de hakikaten demek ki o sır var ki birbirinizle dua ilişkisini asla koparmayız. Evet. Çok hoş. Benim istirahatim cihetinde merak etmeyiniz. Rahmetin iltifatı devamdadır. Bu cümleyi çok seviyorum ben. Bak bu kadar sıkıntılı bir halden gele gele nasıl hani Halik Rahim dedi, şükürler olsun dedi. Ondan sonra vaziyet bu ama sizin dualarınız ne oldu? Bereketiyle inayet ilahiye değil mi şey? Tam tersi işte evet. Her günümü bir ay kadar mesutane ömrü içeri sonra şu cümle böyle zihniniz böyle sıkıntılı zamanlarda şey kendimize nefsimize bir ikaz olarak evet. Bunu Kastamonu'da ki nispeten soğuk bir şey yaşlı bir alim haksız bir sürgün evet. Ve sürekli 24 saat gözetim altında olduğu bir şartta söylüyor benim istirahatim cihetinde merak etmeyiniz. Rahmetin iltifatı devamdadır. Muhteşem. Evet. Ki hakikaten... Yani rahmetinin kapsamı alanı dışında olduğumuz bir an yok. Belki o, yani bulunduğumuz halin rahmetin kapsama alanı içinde olduğundan gafil olduğumuz anlar var sadece. Çok güzel. Bir evet. daha bir o. Yani hakikaten... rahmetin kapsama alanı dışında olduğumuz bir an yok. Evet. Belki rahmetin kapsama alanı içinde bulunduğumuzdan gafil olduğumuz anlar var. Ve problem aslında o gafletten kaynaklanıyor. Evet. Yoksa durumun kendisi değil. Evet. Bizim gafletimiz onun problemi. Ki işte problem. Onu getirecek bahsi zaten. O kabzbast evet. halleridir. Ya. Terakki içindir. Evet. O da tamam, bir o. iltifattır. Bir yani. İhsan ve ikramdır. Evet. Sabri kardeş. Santral sabri. Santral sabri. Sabri evet. kardeş sabırlı evet. evet. Dolayısıyla kendinden getirdi zaten. Sabır bak benim evet. için böyle böyle bir neticesi hasıl oldu şu şartlarda deyip. Geldi değil mi? Sen de evet. sabırlı ol. Yani ben bu haldeyken evet. bu durumdayım ve rahmetin iltifatının devamlı olduğu hakikatini evet. ifade ediyorum. İnayeti ilahiye evet. Her günümü bir ay kadar evet. bir mesut hayata çevirmiş. Evet. Öyleyse sabrı kardeş sabırlı ol. Ehemmiyetsiz ve zararsız olan vehmi asabi hastalığına ehemmiyet verme. Evet. Şifaya dua edilmekle beraber zararsız, hatarsızdır. Yani değil mi? Bir vesvesevari şeyler. Dünyasının insanın devamdan öyle anlıyoruz değil mi? Evet. Böyle bazen hani değişik sorular geliyor. Farklı böyle hayaller ilişiyor. Ve ondan dolayı sanki kalbinden geliyormuş gibi algılayıp değil mi? Anladığımız. Evet. Rahatsız oluyor. Acaba hani bir düşüşte miyim? Hani anlatabiliyor yani.
değil mi, iman noktasında savruluyor muyum filan diye, değil mi, anladığımız kadarıyla. Evet. Ona bu hastalık olarak tarif edilen, sıkıntı olarak tarif edilen durumu böyle bir şey. Evet. Çünkü eğer hatarat... Niye zararsız, hatarsızdır onu açıklayacak. Evet. Evet. Çünkü eğer hatarat seyyiye ise, nasıl ki aynede temessül eden pislik pis değil ve aynedeki yılan sureti ısırmaz ve ateşin timsali yakmaz, öyle de kalbin ve hayalin aynelerinde rızasız, evet, ihtiyarsız gelen pis ve çirkin ve küfri hatıralar zarar vermezler. Evet. Rızasız ve ihtiyarsız gelen, evet, ifadesi yine burada altı çizilesi yani bu bir senin, nokta. Evet, senin bizzat çalıştığın, ürettiğin, değil mi? Evet. Yani tahsil ettiğin bir durum değil ki bu. Evet. Yani senin hayal aynana sen istemediğin halde geldi. Senin zaten o sıkıntın, bunun senin için hasta, hatta bir şey, bir, değil mi, bir asabi hastalığa dönüşmesi bile seni rahatsız olduğundan. Evet. 13. lemada da ifade, evet, etmişti o şeytanın, evet, desteklerinde. Senin, evet, rahatsızlığın zaten o meselede zımni bir, evet, istiğfar hakikatin içinde, evet, barındırıyor. Evet. Orada gönlün razı değil. Gönlün razı değil. Yani dolayısıyla rahat ol. Niye? Çünkü evet, çok güzel. O ayna misali harikulade burada, evet, dediği. Müthiş. Evet, bunlar şeyi, pis hatıralar diyeyim. Aklına böyle değil mi, iblis böyle imanla ilgili veya ne bileyim şey diyeyim ki ibadet ve taatle ilgili. Taatle ilgili veya mesela efendimiz, sahabiler vesaire ilgili değil mi, böyle çirkin şeyler hani zihnine sokmaya çalışıyor, kalbine sokmaya çalışıyor. Evet. Ama bu senin razı olman, senden olmadığını, delildir, senin razı olduğun bir şey olmadığını, senin bizzat hani istediğin bir şey olmadığını, değil mi, rızasız, ihtiyarsız onu, evet, ifade gösteriyor. Şöyle bakacaksın, evet, senin hayal aynana böyle bir şeyler gelmiş. Ama aynada gördüğün bir pislik. Gerçekten seni aynaya değdiğinde seni şey yapar mı? O pisliğe bulaştırır mı? Asla. Veya aynadaki yılan seni ısırır mı? Evet. Veya asla. Veya aynadaki ateş yangın çıkarır mı? Asla. Dolayısıyla diyor rahat ol. Bunun, evet, gibidir bu. Çok güzel. Yani senin gerçeğin değil bu. Evet. Rızasız, yakmaz, ihtiyarsız gelen... Yakmaz, ısırmaz, zehirlemez. Evet. Rızasız, ihtiyarsız gelen pis ve çirkin ve küfri hatlalara zarar vermezler. Onu bir kural olarak da orada söylemişti. Tahayyül-i şey. Devamlı da gelecek mi? Evet abi. Çünkü ilmi usulde tasavvuru küfür, evet, küfür değil. Evet. Ki bu tasavvuru küfür, küfür değil derken hani dimağdaki meratip diye anlatıyorsa da orada atıf var. Yani bir şeyin dünyamıza gelişi bir mana nasıl tahayyül diyor. Önce hayale geliyor. Oradan tasavvur bir suret giyiyor. Oradan taakkul üzerine düşünüyoruz. Sonra tasdik, izan, iltizam, itikat diye. Evet. Biz süreç tasdik, böyle işliyor. Evet. Yani hayale gelmesi, oradan bir suret giymesi, sonra akılla onu doğru mu yanlış mı düşünmemiz, sonra kalp tasdik ettiğinde, evet, ki sonra vicdanın izanı, iradenin iltizamı ve ruhun itikadı diyelim artık. Bütün, evet, donanımlarımıza kabul. Böyle bir süreç. Yani orada bizim sorumluluğumuz tasdik anından itibaren başlıyor. Evet. Yani tahayyül ve tasavvur, hatta değil mi şey taakkul hani, evet, noktasında. Hani tasdike, bir mesuliyetimiz yok. Taakkulde de yok. Evet. Tasdike dönüşmediği sürece, evet, yani üstadın dimağdaki meratip silsilesini anlattığı manaya da tetabuk eden bir şey burada. Tasavvur. Evet, ifadesi. Evet. Tahayyül ve tasavvur dedi zaten. Değil mi? Tasavvur küfür. Küfür değil. Tahayyül için bir şey. Tahayyülle başladık. Evet. Sonra tasavvur. Tasavvur. Taakkul. Tasdik. Taakkul. Tasdik. İzan. İltizam. İltizam. İtikat. Da noktaladık. İtikat, evet, zaten düğümlemek demek. Son nokta. Evet. Evet. Yani değil mi? Kelime ukleden karşılığı geliyor da öyle. Evet. Evet. Çok güzel. Öyle de kalbin ve hayalin aynelerinde rızasız, ihtiyarsız gelen pis ve çirkin ve küfri hatıralar zarar vermezler. Çünkü ilmi usulde tasavvuru küfür, küfür değil ve tahayyülü şet olmaz. Hasene ise, nurani olduğundan tasavvur ve tahayyülü dahi hasenedir. Evet. Eğer güzel hatıralar zihnindeyse, evet, haseneye tahallük eden bir yönü varsa, tasavvur ve tahayyülü dahi hasenedir. O onun daha... örneğini getirecek gene. Evet. Aynadaki yılan ısırmaz ama ışık aynaya yansıyınca, evet, o nur aydınlatır. Aydınlatır mı? Aydınlatır. Çünkü aynada nuraninin timsali ziya verir. Hasiyeti var. Kesifin misali ölüdür. Evet. Hayatsızdır, tesiri yoktur. Eğer sahip teellümat-ı ruhaniye ise, ruhani elemlerin ise... Kısmı, eğer hani senin anlattığın sıkıntı diyor. Yani vehimden, vesveseden
ve onun oluşturduğu bir asabiyetten hasılsa meselenin şeyi budur. Evet. Aslı budur. Dolayısıyla bu tahayyül ve tasavvur noktasındaki bu dünyana gelenler senin tasdikin değil, kalbinin tasdik ettiği, bilerek istediği ve razı olduğu şeyler değil, dert etme diyor. Eğer bu değil de başka türlü bir şeyse. Ehemmiyet verme. Evet. Yani o yine o iş dünyada olup biten bir şeyse. Evet. Ama yok, hakikaten bir tazyik altındasın. Dışarıdan birileri, değil mi, seni zorluyor. Zorluyor ve hani iş dünyanda veya şey yaşıyorsun. Evet. Bir takım hani buhranlara yaşıyorsun diyelim. Değil mi? Belli noktalar. Oraya gelecek herhalde şimdi. Faslı burada değiştirdi. Evet. Evet. Eğer sahip teellümat-ı ruhaniye ise bu vesvese bahsinden hariç bir kısım. Kısımsa diyor yaşadığın. Evet. Sabra mücahedeye alıştırmak için Rabbani bir kamçıdır. Yani oradaki mesele hem kaps bas olabilir hem tazik ve tecrit olabilir. Dışarıdan evet. Müdahaleler. Evet. Bu manada. Evet, evet. Yani iş dünyasında bir şey de olabilir. Bazen bunu yaşamıyor muyuz? Evet. Bir mesela yani dünya şey değil mi? Acayip böyle şey geniş. Yani kendimizi dünya kadar genişlemiş hissediyoruz. O rahatlıkta. Tamam mı? Yani bazen o koca dünyanın içerisinde adeta bir iğne deliğinden geçirilmeye çalışıyoruz gibi kendimizi bu kadar şey. Böyle bir psikolojik durum yaşıyoruz. Daralmış bir halde hissedebiliyoruz. Evet. Değil mi? Tamam. Yani bu anlamda günümüz günümüze tutmayabiliyor. Hatta ne oluyor? Hatta aynı günün içinde bunu yaşayabiliyor. Değişik haller olabiliyor. Değil mi? Evet. Evet. Burada ise Sabri abi de demek ki bir epeydir devam eden bir şey var. Bir sıkıntısı var. Bir sıkıntı var. Böyle bir daralma, bir tıkanma hali var. Değil mi? Muhtemelen bu ikinci evet. Fasılda sonra herhalde açacak onu yine. Yani vazifesinin getirdiği şeyler var. Evet. İşte o dönemde ezanın... Ezan, evet. İmam kendisi. Değil evet. Mi? Türkçe ezan... okuma işte, zorunluluğu var. Bu kâhmet zorunluluğu evet, var. Evet. Bunu kabullenemiyor. Ama bir yandan evet. işte maişet meseleleri var. Farklı şeyler var. Bunun getirdiği İmam eti bırakamıyor. Evet, oradan aha. geçimini temin ediyor. Öbür taraftan evet. bunda göstereceği bir kısım tavizkar tutumlardan dolayı evet. kendi iç dünyasında. Hani ben bid'alara taraftar olmuş. Evet, Allah olup, muhafaza. Maazallah şey, ahiretimi mi yakıyorum, dünyamı kurtarayım derken gibi. Buradaki teellümat-ı ruhaniye bunlar. Evet. evet. Sabra bunun iç dünyasına getirdiği şey. Sıkıntılar. Tazik. Evet, sıkıntılar. Evet. Hakikaten de zor bir durum. Hakikaten. Yani, gerçekten. Evet, evet. O dönem evet. şartları hı-hı. itibariyle baktığımızda. Teallümat-ı ruhaniye ise sabra, mücahideye alıştırmak için Rabbani bir kamçıdır. Çünkü emn ve yesin vartasına düşmemek hikmetiyle havf ve reca muvazenesinde geldi zaten. Evet. Havf ve reca muvazenesinde sabır ve şükürde bulunmak için kabz bast halleri celal Hanet ve cemal evet. tecellisinden intibah ehline gelmesi ehli hakikatçe medar-ı terakki bir düstur meşhurdur. Evet. Yani abi şu cümleyi bir daha okuyayım evet. mı? Okuyalım. Eğer, birkaç defa belki daha okuyacağız yani. Eğer çok sevdiğim bir cümledir. Evet, çok evet. muhteşem. Eğer sair teellümat-ı ruhaniye ise sabra mücahedeye alıştırmak için Rabbani bir kamçıdır. Bir tespit yaptı önce. Evet. Çünkü onunla ilgili de konuşalım. Hani evet. öbürü uzun ve çok değerli cümle yine bittikten sonra. Buyur abi. Çünkü emn ve yesin vartasına düşmemek hikmetiyle havf ve reca muvazenesinde sabır ve şükürde bulunmak için kabz bast hali haletleri celal ve cemal tecellisinden intibah ehline gelmesi ehl-i hakikatçe medar-ı terakki bir düsturu meşhurdur. Çok muhteşem. Böyle değil mi? Marifetullah yolculuğunu ve hayat yolculuğunu özetlendiği bir cümle. Şimdi ondan önce kısa cümleye gelirsek. Gerçekten tam bir hayat evet. özeti var evet. bu cümlede. Yani bu evet. kadar kısa bir cümleye evet. bir hayat özetini, evet. hayatta yaşanan problemler özetini sığdırabilmek evet. üstada ait demek ki Cenab-ı Hak hakikaten ihsan ve ikram evet. etmiş. Evet. Muhteşem bir cümle. Evet abi. Evet. Ama bir de o ihsan tabii o şey anlatıyor ya baştaki hali. Yaşanan. O sıkıntılı halin içindeki ya. O hani sabır, tahammül, değil mi? Şükür, rahmetin iltifatını görebilmek. Yani o dolayısıyla bu cümle o rahmetin iltifatının evet. müşahhas evet. örneğidir. Evet. Yani sen Rabbine darılmazsan Rabbin de sana lütfeder. O kadar. Evet. Çok hoş. Şimdi en başta bir kere şu cümleyi yani sabra ve mücahideye alıştırmak için dedi değil mi? Evet. Orada ve Rabbani bir kamçı dedi. Bir kere buradan şunu anlıyoruz ki realite ona atıfta bulunuyor. Sen diyor şey hiçbir sıkıntı yaşamasan. Bunu da yaşıyoruz. Değil mi? Derdin yok, tasan yok. Yani ne olacak?
Sabri abi o zaman yani daha fazla böyle bir şey halde mi olacak? Bilakis bakıyoruz, kendimiz de yaşıyoruz değil mi? Ya. Böyle bir derdimizin, tasamızın olmadığı zamanlar, Allah'ı en fazla hatırladığımız zamanlar değil. Evet. Gafletle en fazla şey, değil mi? İmtihan olduğumuz zamanlar. Daha tehlikeli bir imtihan tarzı. Evet. Yani bir kere burada değil mi? Bu cümlede evet. Buna atıf var. Niye böyle şeyler yaşıyor bir mümin? Böyle teellümat-ı ruhaniler yaşıyor. Çünkü nefisle mücahidenin devam etmesi lazım. Yani insanın nefsini unutmaması lazım. Nefsin insana kendini unutturmaması lazım. Evet. Değil mi? Bu dünya imtihan dünyasıdır. Değil mi? Bunu unutturmaması lazım. Evet. Bu dünya misafirhanedir. İnsanın bu dünyada bir vazifesi var. Değil mi? Bunları unutturmaması lazım ama rahat halinde insan bunu unutabildiği için Allah o bast, o genişlik hallerinin yanında değil mi? Böyle daralma ve sıkıntı halleri de mümin kuluna veriyor ki adeta onu da kamçılıyor. Evet. Sabra ve mücahedeye alışkın olsun. Şey bünyesi, manevi bünyesi. Evet. Orada ve iki şey dedi. Bir kamçı dedi. Evet. Kamçı ne için vurulur abi? Mesela uyarmak ata kamçı vurulur. Sadece uyarmak için mi? Hız ve faaliyet için. Evet. Yavaşlamıştır kamçıyla. Evet. Durma, yavaşlama şey. Hızlan denilir. Hızlan. Ve de Rabbani bir kamçı. Çok güzel. Yani demek ki bizim yaşadığım, burada da şu, yaşadığımız musibetlerin içinde değil mi o Rabbani, Rahmani, birinci paragrafta Üstad kendisi için bir Rahmani boyutu gördü. Rahmetin iltifatı devamlıdır dedi. Halik Rahim'e şükrolsun dedi. Ve rahmet zaten rahmetle birlikte bir Rabbani bir boyut görüyor. Rahmani bir boyut var. Rabbimiz rahmetinin gereği bunu yapıyor. Rabbani boyut ne? Bununla bizi terbiye ediyor ve terakki ettiriyor. Evet. Bulunduğumuz halden değil mi? Daha ileri, daha yukarı bir hale çıkmamız. Değil mi? Yani marifetullah'ta terakki etmemiz. Mesafe alabilmemiz. İstidatlarımızı için. İnkişaf ettirmemiz için diye. Zaten sonraki paragrafta bunu çok daha net bir şekilde ifade ediyor. Evet. Bir, emni ve yesin vartasına düşmemek. Yani iki tuzak insan için. Bir, yani kendini emanetli ya hissetme. Rahmetinden emin olmak, kesin ben cennetliyim demek. Veya gazabından emin olmak, yeis hali. Allah kesin muhafaza. Cehennemlikim. İkisi her de ikisi şey. Tehlikeli. Evet, ikisi de zaten şey, bırakıyor. Bir varta. Değil mi? Vazifeyi ikisi de terk ediyor. Biri kendini kesin cennetlik görmekle, öbürü de ne yapsam boş demekle. Evet. Değil mi? İkisine de düşmememiz lazım. Kendinden emin olmak, akıbetinden emin olmak da bir varta. Evet. Yes'te bir varta. Olumsuz anlamda, ne bileyim, cehennemlik olduğundan emin olmak da diyelim. Yes hali, o da bir varta. İkisine de düşmememiz için ne yapıyor Cenab-ı Hak? Emni ve yesin vartasına düşmemek hikmetiyle. Bu başlı başına bir şey. O iki vartaya düşürmemesi, değil mi? Rahmetin başlı başına İhsanı bir iltifatı, ihsanı. Dolayısıyla halk vereceğim muazenesini evet. Temin edecek bir vesile ihtiyaz ediyor. Evet. Bir tarafta azabından korkmak, evet. Cehennemlik olmaktan korkmak. Evet. Öbür taraftan da rahmetinden ümitli olmak ve hani cennete şey buyur edileceği ümidi içerisinde çabalamak. Havf ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'a izafe edilen bir evet. Mesail değil mi abi o? Evet. Yani, yani buyur abi. Evet. Buyur abi. Yok yok çok yani, güzel bir cümle. O, evet. Yani eğer evet. Bu yeryüzünde cehenneme girecek bir kişi varsa o dense ben olmaktan korkarım. Ben olmaktan korkarım. Bir kişi cennete girecek var dense ben olmaktan ümit ederim. Ben evet, benim olacağım. Olma ümidimi muhafaza ederim. Evet. İşte. İşte hafreca evet. Dengesi. Zaten öyledir. Emni ve yesin vartasına düşmemek hikmetiyle haf ve reca muvazenesinde sabır ve şükürde bulunmak. Evet. Değil mi? Daraldığı zaman da değil mi sabır? Evet. Nimetle, onu Allah'tan sabır neyle gelir? Allah'tan bilmekle geliyor. Çok güzel. Nimete erdiğinde, rahatladığında şükür buna neyle geliyor? Gene Allah'tan bilmekle geliyor. Evet. Çok hoş. Şükürde bulunmak için evet. Kabz bas evet. Haletleri evet. Evet. Celal ve Cemal tecellisinden intibah ehline gelmesi. Evet. Demek ki kabz ve bast bu anlamda Celal ve Cemal'in evet. Tecellisi. Kabzda celalliyle, evet. Bastta cemaliyle muamelede bulunuyor Rabbimiz. Ve evet, ikisinin beraberliğinde biz anlıyoruz şeyi. Çok hoş. Yani
Kemal orada. Evet. Ki İnşirah suresinde Efendimiz'e de değil mi hatırlatılan mana. O nasıl abi? Hani fe innemel usri yusran, innemel usri yusra. Değil mi? Hani zorlukla kolaylık. İç içe. İç içe burada. Yani zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Tekrar değil mi? Muhakkak. Hani zorlukla beraber kolaylık vardır. Burada orayı uyarlarsak hani işte kolaylık kısmı ne? Bast hali. Zorluk kısmı ne? Kaps hali. Sürekli değil mi? Bir böyle bir birbirini takip eden zorluk kolaylık zorluk kolaylık zorluk kolaylık sürekli değil mi kabz bast tersin bast kabz bast kabz değil mi sürekli bu şey salınımların bu iniş çıkışların içerisinde yaşıyoruz evet. Ve bu evet, Celal Cemal tecellisinden böyle ama son tahlilde toplamında yine Celal ve Cemal tecellisinin kendisi bir Rahmani evet. Rabbani ve Cemali bir tecelli. Niye? Bu kime veriliyor? İntibah ehline. Değil mi? Çok hoş. Uyanabilecek olan. Değil mi? Daha fazlasını yapabilecek olan. Yani bir kere intibah ehline bunu veriyor demez. O da bana manidar geliyor. Ki Enam suresinin bu manada bir ayet silsilesi var. Yani kırklı ayetlerdi yanılmıyorsam. Bana yine manidar geliyor. Bu üstadın burada anlattığı dersi içerir şekilde. Buralardan tabii Kur'an'dan, hadisten süzülerek üstadın bize takdim ettiği bir mana. Yani bir topluluk eğer hani yoldan kayarsa hani biz onu şey uyarırız. Yani uyarılar göndeririz diyor. Eğer yok uyarıyı almadı. Ber devam şeyde o yanlışta. Biz o zaman dünyayı ona genişletiriz diyor ayet. O ikincisi artık adaptan. Evet. Yani nedir şey? Şunun gibi diyorum. Ben mesela sınıfta çalışkan, istidatlı bir çocuk var ve çalışmaya hiç niyeti olmayan haylaz bir çocuk var. Öğretmen en başta ikisini de uyarır. Yani daha doğrusu uyarıyı, biri uyarıyı aldı ve toparladı kendini. Öbürü uyarıyı anlamayacağını gösterdi. Ne yapar? Birini uyarmaya devam eder bir şey olduğunda hatta daha fazla uyarır. Öbürünün ne hali varsa görsün der. Değil mi? İlgilenmez. Yani birinin ufak bir hatasına karşı uyarırken öbürünün daha büyük bir hatasına görmezden gelmesi. Yani niye gösteriyor? Aslında ikinciyi silmiş evet. Defterde. Allah muhafaza. Çünkü onda bir şey görmemiş artık. Yani, değil mi? Birinciye ise o kavz hallerinin gelmesi, uyarılan gelmesi nedir? Rahmet onda değil mi? Bir cevher, bir istidat var bundan. Değil mi? O yüzden ne diyor? En'am 42-43-44 3 ayet. Ardı evet, ardına sıralanmış. Tamam, evet, 42, evet. 43, 44. Tamam, Allah razı olsun abi. Evet abi. Burada da o dersin. Niye geliyor bu? Kime geliyor? İntibah ehline geliyor. Evet. Kere böyle bir şeyin gelmesi, böyle bir sınanma yaşamamız başlı başına bir şey. Hani Allah hani bizden ne bileyim tabiriniz ümit kesmemiş. Yani bizde hala şey değil mi? Bir cevher var. Hala adam olma istidadımız var ki Rabbimiz uyarıyor bizi, uyandırıyor. Değil mi? İntibah ehline gelmesi. Ve rahmetin iltifatatının devamını evet, evet, vurgulaması evet. Çok hoş. Niye geliyor? Çünkü bu şekilde terakki ediyoruz. Evet. Evet. Medar-ı terakki bir düsturu evet. Meşhurdur. Bugün biraz vaktimizi geçtik ama ben şu şeyi bir daha okuyalım diyorum. Bu cümleyi bir daha okuyalım değil mi? Öyle şey bitirelim. De söyleyeceksin. Sözünü yok, söyle. Son iki şeyi okuyayım bitireyim arzu ediyordum. Tamam. Hüseyin kardeşe evet. Kadar olan kısmı ama buyur abi. Evet. Tekrar okuyalım. Bence burada noktalayalım ama havale edelim diyeyim. Bayağı hani 3-4 dakika açtık o bakımdan söylüyorum vaktimizi. Ama bu cümleyi bir daha okuyalım. Okuyalım ve noktalayalım. Eğer sair teellümat-ı ruhaniye ise sabra mücahedeye alıştırmak için Rabbani bir kamçıdır. Çünkü emn ve yesin vartasına düşmemek hikmetiyle havf ve reca muvazenesinde sabır ve şükürde bulunmak için kabz bast haletleri Celal ve Cemal tecellisinden intibah ehline gelmesi ehli hakikatçe medar-ı terakki bir düsturu meşhurdur. Rabbim bunu idrak edip o medar-ı terakkiye vesile kabz ve bast hallerinde bu mektubun hususan bu cümlesine evet. Müracaatla bundan kurtulmayı bize de nasip etsin. Terakki vesilesi kılsın inşallah. İntibahsız, terakkisiz bırakmasın. Amin inşallah. Evet. Rahmetin iltifatatı böylece devam etsin. Evet, elhamdülillah. Amin inşallah. Evet sevgili dostlar. Bir Bediüzzaman'dan mektup var programının daha sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte olmak üzere. Hayırla, huzurla kalın.